Çocuklar merhaba. Bu dersimizde LGS soru türleri ve açıklamalarına bakacağız. Şimdi bu soruya baktığımızda birinci sorumuz bu şekilde başlayacak. Yukarıdaki cümlelere göre bahsedilen kişi ya da durum hakkında bilgi isteyen soru oluyor bu soru. Yani bir grup arkadaşı görüyoruz burada. Marcy, Lisa, Mel ve Sam. Ve bunlar Tim'in en iyi arkadaşlarıymış. Tim's best friend olarak bir şeyi görüyoruz. Ve bu arkadaşlarla ilgili olarak açıklamalar görüyoruz. Marcy için we have similar interests ifadesi verilmiş. Lisa için Tim is always cool demiş. Mel we have fun together demiş. Sam ise he always tells the truth ifadesini vermiş. Baktığımız zaman soru kalıbını burada anlamamız lazım. According to the information above, who thinks Tim is an honest friend? Ben derslerimde genelde şu şekilde söylüyorum arkadaşlarıma. Baktığımızda burada honest sıfatını görüyoruz. Dürüst anlamına gelen sıfatımız. Biz bu honest kelimesini nasıl ezberlememiz gerekiyor? Doğrudan honest, dürüst, honest, dürüst diye ezberlememiz mi gerekiyor? Yoksa honest kelimesini İngilizce expressionlarını hatırlayarak mı bilmek gerekiyor? Hangisi daha kalıcı diye bunu sürekli olarak tartıştığımızda her zaman şunu görüyoruz. Bu tür sıfatları expressionlarıyla beraber yani açıklamalarıyla beraber hatırlarsak eğer bizdeki kalıcılığı daha çok olur. Biz honest'ı nasıl hatırlayabiliriz? Honest kişiler yani dürüst kişiler always tells the truth'tur arkadaşlar. Bu sebeple always tells the truth ifadesini veren Sam burada honest bir kişi olduğunu düşünüyor Tim'in. Buradaki cevabımız D şıkkı oluyor bu sebeple. Baktığımızda we have similar interest ifadesi var. Bu bizim honest olduğumuzu göstermez. Ya da cool olmamız honest olduğumuzu göstermez. Have fun together olduğumuz honest olduğumuzu göstermez. Ama her zaman doğruyu söyleyen kişi honest'tır. İkinci soru kalıbımıza bakıyoruz. Sorudaki durum okunur ve seçeneklerden durumu anlatan resim bulunur. Yani ne demek istiyoruz? Öncelikle bir soruyu okumamız gerekiyor. Which of the following chores must Jane finish before her mother comes home? Ha, demek ki annesi gelmeden önce Jane hangi ev işini bitirmesi gerekiyor Jane'in? Bakalım, this afternoon Jane's mother is coming home from a short trip. Jane's mother can't stand dirty dishes. Öncelikle cümleyi güzel bir şekilde algılamam lazım. Jane'in annesi bir tur düzenlemiş. Turdan eve geliyor ve annesi, Jane'in annesi dirty dishes'lara katlanamıyormuş. Yani kirli bulaşıklara katlanamıyor. O zaman bulaşıklarla ilgili bir hususu yerine getirmesi gerekiyor burada Jane'in. Baktığım zaman A şıkkında bir vacuum cleaning tarzı bir şeyimiz var. C şıkkına baktığımda ironing görüyorum. Denizli şıkkına baktığımda bir cleaning the windows görüyorum. Bunlar dirty dishes'lara örnek olarak gelmiyor. Ama Bursa şıkkına baktığımızda bir plate görüyorum. Bu plate'lerin washing yapıldığını görüyorum. Yani temizlendiğini, yıkandığını görüyorum. Bu sebeple dirty dishes'lar burada annesinin dirty dishes'lara katlanamıyor olması Bursa şıkkındaki bulaşık yıkamayla eşdeğer oluyor. Bu sebeple cevabımız Bursa şıkkı oluyor. Üçüncü sorumuza geldik. Bir tablo sorusu. Tablo soruları genelde kafa karıştırır. Tabloyu iyi okumanız gerekiyor arkadaşlar. Ben de bu noktada sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sorudaki tablo incelenir öncelikle ve cümledeki boşluk tabloya göre cevaplanır. Ne demiş? Fill in the blank according to the table below. Amanda adlı arkadaşımız var ve Amanda'nın subjectleri söz konusu yani dersleri. Chemistry var bunun içinde, history, physics ve English. Ve bunların hangi günlerde yapıldığı örneklendirilmiş. Amanda has the blah blah blah. Yani şıklara bakarak tabloya bakmam gerekiyor burada. Amanda has the chemistry exam after she has the English exam.
İngilizce sınavını olduktan sonra kimya sınavı mı var acaba Amanda'nın? Bakıyorum, English en sonda yapılmış, yani Friday'de. İngilizce sınavını olduktan sonra değil de olduktan önce desek daha doğru olur gibi geliyor. Bursa şıkkına bakalım. History and Physics exam on the same day. History ile Physics'e bakıyorum. History Tuesday, Physics Wednesday. Demek ki on the same day değiller. Yani aynı günde değiller. Amanda has the Physics exam 2 days after the Chemistry exam. Neyi varmış Amanda'nın? Fizik sınavı varmış. Neyden sonra? Kimya sınavından 2 gün sonra fizik sınavı varmış. Kimyaya bakıyorum. Daha doğrusu fiziğe bakıyorum. Wednesday'de. After the chemistry exam. Chemistry Monday'de. Ve aralarında 2 gün olduğunu görüyorum. C şıkkı kalsın cebimde diyorum. Denizli şıkkına bakıyorum. English exam before she has the history exam. Tarih sınavını olmadan önce İngilizce sınavı vardır. Before she has the history exam. Burada İngilizce sınavı önce gelmiyor. Yani Amanda has the English exam before gibi bir şey söyleyemem. Çünkü İngilizce sınavı cuma günü, yani en son. History sınavı olmadan önce İngilizce sınavı olduğunu söyleyemem. History sınavını olduktan sonra diye bir şey söyleyebilirsem daha doğru olabilir. Bu sebeple cevabımız C şıkkı oluyor. Fizik sınavı varmış. Ama onun öncesinde ne varmış? 2 gün öncesinde chemistry sınavı söz konusuymuş. Kimya sınavı söz konusu. 4. soruya geldiğimizde bir diyalog sorusu söz konusu. Ve bu diyalog sorusunda genelde karşımıza hangisiyle tamamlayamayız gibi bir ifade soruluyor. Mike ve Sally arasındaki bir diyalog. Good afternoon, this is Mike, demiş Mike. Good afternoon, Mike, this is Sally. Mike bla 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 bir şey söylüyor. Hold on a moment please, I'll get him. Him'den kastedilen demek ki üçüncü bir kişi var ve bu bir erkek. Ve bunun da şıklara baktığımda Nick olduğunu görüyorum. Fakat soru kalıbına baktığımda which of the following does not complete the conversation. Diyaloğu, bu sohbeti tamamlayamayan bir ifade. Olmayan bir şeyi bulmamız gerekiyor. Is Nick there? Nick orada mı? Hold on a moment, I'll get him. Bu bağlam olarak uyuyor. Orada mı? Bir saniye bekleyin, onu çağırıyor. Nick has gone out. Nick dışarı çıktı. Diyebilir mi Mike burada? Kalsın. I want to talk to Nick. Mike arıyor. Sally cevaplıyor. Mike, Nick'le konuşmak istiyorum diyebilir. Bekleyin, onu çağırıyorum diyebilir. C şıkkı da olur. May I speak to Nick? Konuşabilir miyim Nick ile? Bir saniye bekleyin, çağırıyorum. Bu da olur. Demek ki Bursa şıkkı, Nick dışarı çıktı denesi bir diyaloğu bozan bir ifade olduğunu fark ediyorum. Bu sebeple cevabın Bursa şıkkı olduğunu görüyorum. Sekizinci sınıflar İngilizce dersi LGS soru taktiklerine dair konuştuğumuz birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere.